Evet, stüdyocular ama Türk futbolu kadar karanlık değil. Biz bu stüdyoyu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık. Biz bu stüdyoyu Türk futboluna adaletin gelmesi için kararttık. Biz bu stüdyoyu daha şeffaf bir Türk futbolu için kararttık. Evet sevgili seyirciler, 2 gün önce Sivas'ta belki de Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı ve Sivasspor'un attığı gol iptal edildi ve gerekçe gösterilemedi. 2 gündür Türk spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Sivasspor'un golü neden iptal edildi deniyor ama hiç kimse buna bir cevap bulamıyor. İşte bu karanlık onun için ama bu stüdyodaki karanlık eminim Türk futbolun kadar karanlık değildir. Evet sevgili Tufan, stüdyomuzun ışıklarını açalım. Biz aydınlandık, aydınlanacağız. Ve şu anda da stüdyomuz aydınlandı, normale döndük. Ama Türk futbolu aydınlanır mı? Bu kirlilik geçer mi? Bu karanlık işler biter mi? Dediğimiz gibi bunu bilmiyoruz. Evet, bu Türk futbolunda bir ilk olan, tarih olan, milat olan bu esrarengiz olay için buradan Vizyon 58 olarak, Sivaslılar olarak program yapımcısı Müge Anlı'ya bir çağrıda bulunuyoruz. Bu gol neden iptal edildi? Çünkü bugüne kadar birçok faili meçhulları gün yüzüne çıkardı. Bununla isim yaptığı Müge Anlı, Türkiye'de bu yönüyle biliniyor. Zaman zaman emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak bütün Sivaslılar, Yiğidolar, hatta Türk futbol kamuoyu Müge Anlı'dan bu olayı, bu esrarengiz olayı, bu atılan Nizami golün neden iptal edildiğinin bulunmasını rica ediyor, istiyor. Bizler de Vizyon 8 olarak, Sivaslılar olarak istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.